Paranın rotasından günaydın. Hayli hareketli seanslar günler geçiriyoruz. Özellikle altın fiyatlarında ilginç hareketler var. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Bugün gündemde neler var? Dünden neler kaldı? Yarının beklentileri neler? Konuklarımızla değerlendireceğiz. Önce bir seviyeleri görelim, rakamları görelim, başlayalım. BIST 100. Borsa İstanbul'da dün yükseliş vardı. %3.2'lik bir artı kapanış gördük BIST 100 endeksinde 1110 seviyesiyle. 985 seviyesine kadar gerilemişti geçen hafta BIST 100 endeksi. Oradan 1100 seviyesinin üzerine kendisini attı endeks. Bankacılık endeksine bakalım çünkü bankacılık endeksinde de hayli hareketli seanslar, günler yaşanıyor. Dün %6.48'lik bir yükseliş vardı bankacılık endeksinde 1142 seviyesiyle birlikte. Ferhat, son bir aylık grafiğe bakabilir miyiz bankacılık endeksinde? Çünkü geçtiğimiz haftadan başlayan bir hareket var. O hareketin devamını görüyoruz. Son bir aylık periyotta 16 Haziran olması lazım. 1281 seviyesini görmüştük. 8. ayın 6'sında 1058 seviyesine kadar gerileme yaşanmıştı. Oradan ciddi bir toparlanma var bankacılık endeksinde. Sınav endekse de bakalım. Sınav endekste %2'lik bir yükseliş gördük. BIST 100'ün ve bankacılık endeksinin altında ama yine de yüksek bir artı kapanışla 1541 seviyesinden %2'lik yükselişle günü tamamlamıştı sınayi endeks. Endeksler böyleydi. Şimdi dolar TL'ye bakıyoruz. 7.21 seviyesindeyiz. Düne göre %0.08'lik bir yükseliş var. 7.18'li seviyelerde görüldü günün ilk saatlerinde. Euro TL. 8.45.40 %0.3'lük bir düşüş var. 8.52'nin üzerinden 8.45'in altına bir gerileme yaşandı günün şu saatine kadar. Sadece şu saate kadar. Euro dolara bakalım şimdi. Dün 1.18'li seviyeleri tekrar gördü euro dolar paritesi ama şu an için 1.17.22 seviyesindeyiz. %0.15'lik bir düşüş var euro dolar paritesinde. Dolar endeksine bakalım. 94'ün hemen altında. 93,81 seviyesinde dünkü kapanışına göre ise %0.2'lik bir yükseliş var. Tahvillerde güne nereden başlıyoruz bir bakalım. 2 yıllık tahvilde 14,01, 5 yıllık tahvilde 13,81, 10 yıllık tahvilde 14,16 seviyelerini gördük. ABD borsalarının vadelileri gelecek. Şimdi önce dün akşamki kapanıştan bahsedelim. Kapanışa doğru ABD borsalarında sert satışlar gördük. Konu gündemde olan şu mali teşvik paketinin belirsizliği, sürüncemede kalıyor olması piyasaları her anlamda rahatsız ediyor. Sadece borsaları değil, tahvil tarafında da etkisini hissettiriyor. Birazdan orayı da göstereceğiz size. Henüz netlik kazanmadı. Piyasaları mevcut seviyelerine kadar getiren ana konulardan bir tanesi merkez bankalarının parasal teşvikleriydi. Hükümetlerin mali teşvik programlarıydı. Bir son teşvik paketi gündemde ABD için fakat taraflar henüz uzlaşamadı. Ve bu süreç uzadıkça piyasalarda rahatsızlık yaratıyor. Dün akşam ABD borsalarında S&P 500'de %0.8'lik bir eksi kapanış vardı. Açılışsa artı bir açılıştı aslına bakarsanız. Vadeli tarafta ise %0.18'lik bir yükseliş var şu an için. 3.335 seviyesiyle. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta %1.69'luk eksi kapanış görmüştük dün akşam. Vadeli tarafta ise %0.38'lik bir yükseliş var. Dow'a da bakalım. Dow dün akşam %0.38 oranında düşüşle kapanmıştı. Şu anda vadeli tarafta %0.26'lık yükseliş var. Spot kapanışlar ABD borsalarında eksiydi. Vadeli tarafta ise hafif artılar var diyelim. Geçelim Asya borsalarına. Faz 1 anlaşması görüşmeleri, gözden geçirmeleri gündemde. Taraflar ılımlı mesajlar veriyorlar. Fakat Trump ne demiş ona da bir bakalım. Çok da aslında umutlu değilim demeye getiriyor. Taraflar faz 1 anlaşmasını masaya yatırırken bu hafta sonu gerçekleşecek olan görüşmelerde henüz öyle bir net kavga dövüş görüntüsü yok. Ama Trump çok da heyecanlı değilim diyor şu an için. Çin'de Şangay Endeksi %1.5 ekside. Hindistan Sensex %0.2, Güney Kore Kospi %0.01 düşüşte. Hong Kong borsasını %0.2 eksi gördük. Japonya'yı Nikkei ise %0.3 artıda. Avrupa borsalarına bakalım. Artı kapanışlar vardı. Londra'da FTSE 100 %1.6, Frankfurt'ta DAX %2.1, Paris'te CAC 40 %2.3 artı kapanış yapmıştı. Madrid borsasında %3'e yakın bir artı kapanış görmüştük.
Brent petrole bakalım şimdi. 45 dolardan çok uzaklaşmıyor şu an için. 44 dolar 80 sent. %0.67'lik bir yükseliş var. Ve ons altın. 1863 dolar seviyesine kadar geriledi ons altın. Son durumda 1886 seviyesinde gördük rakamı. %1.3'lük bir düşüş var. 2075 dolar seviyesini görmüştük. Oradan çok sert bir düşüş var şu an için. Neden böyle bir düşüş var? ABD 10 yıllık tahvil faizinin grafiğini verecek şimdi Ferhat size. ABD 10 yıllıklarında bir yükseliş var. Grafikte de görüyorsunuz 4 Ağustos'ta %0.5 seviyesindeydi ABD 10 yıllık tahvil faizi. 7 Ağustos'ta faiz 0.50 seviyesine, 0.57 seviyesine yükseldi. Dünse ABD 10 yıllık tahvilinde 0.66 seviyesini gördük ki zaten bu tahvil faizinin yükselişi piyasalarda, ABD borsalarında, ons altında etkisini net hissettirdi diyoruz. Şimdi ABD 10 yıllık tahviliyle altının seyrinin tek grafikte gösterildiği bölüme geçelim. O grafiğimiz gelsin. ABD tahvil faiziyle ons altın arasında nasıl bir ilişki var onu görmüş olalım. 4 Ağustos'ta yani geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi %0.5 seviyesindeyken ons altında 2019 seviyesini görmüştük. 7 Ağustos'ta ABD 10 yıllık tahvil faizi 0.57'ye doğru yükselmişken ki bu çok sert bir yükseliş değildi aslına bakarsanız ama yükselişti. Ons altın 2075 dolar seviyesini görmüştü. Dün tahvil faizindeki biraz daha hızlanan seyri takip ederken ons altın 1901 dolara kadar gevşemişti. Son durumda tahvil faizinde yine 0.65-0.66 rakamlarını görürken bugün 1863 dolar seviyesini günün en düşük seviyesi olarak gördük ons altında. Burada tahvil faizlerinin yükselişi görüldüğü gibi ons altın gibi varlıklarda ters yönde bir etki yaratıyor. Rakamları gördük. MTI notlarında daha derinlemesine zaten bakacağız bu konuya. Şimdi biz piyasaların gündemine geçelim. Euro bölgesinden sanayi üretim rakamı gelecek. Beklentileri size aktarayım. Ne zaman gelecek? Haziran ayı rakamı gelecek. Orada bir önceki rakam Mayıs ayında aylıkta %12.4'lük yükselişi göstermişti. Bugün %10 civarı bir artış bekleniyor sanayi üretiminde Haziran ayı rakamları için. Mayıs'ta yıllık periyotta sanayi üretiminde %20.9'luk düşüş görmüştük. Bu rakamın bugün %11.8'lik düşüşe evrilmesi beklentisi var. Bugün ABD'den enflasyon rakamını alacağız. Bu da bir miktar stres unsuru aslına bakarsanız. Her ne kadar piyasalarda henüz enflasyon beklentisi yok, hatta deflasyondan da bahsedilebilir deniyorken bugün tahvil faizleri başka bir fiyatlamayı gösteriyor. Sebebi başka bir şey mi? Onu da konuklarımıza soracağız. Bugün ABD'den Temmuz ayı enflasyon rakamını alacağız. %0.6'dan %0.8'e yükselmesi beklentisi var yıllık periyotta. Türkiye sanayi üretim rakamını alacağız yarın. Almanya'ya bakalım. Almanya sanayi üretim rakamı da önemli. Bölgenin güçlü ekonomisi. Onu da yarın takip edeceğiz. ABD'den sanayi üretim rakamı gelecek yine yarın için. Euro bölgesi ikinci çeyrek büyüme rakamını da alacağız. Tabii İngiltere'den de sanayi üretim rakamı gelecek. Onu da ekleyelim. Bugün %20,4 daralmış. Editörümüz söylüyor. Daralmanın boyutu %20,4. Aslında beklentilerden daha zayıf bir İngiltere sanayi üretim rakamı ile karşı karşıyayız. Bir önceki rakam %20'lik daralmayı gösteriyordu. Mayıs ayında Haziran ayı rakamı burada toparlanma yok, işler daha da kötü gidiyormuş gibi bir görüntü gösteriyor bize. Piyasanın gündemine baktık kabaca. Şimdi Ankara'nın gündemine dönelim. Murat Avcı karşımızda. Murat günaydın. Günaydın. Libya gelişmeleri, salgındaki son durum, bilim kurulunun toplantısı, Ankara'nın gündeminde neler var? Sözü sana bırakıyorum. Son durumla başlayalım dilersen. Her zaman olduğu gibi dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün yayılımına ilişkin son rakamları paylaştı. 1183 olarak açıklandı. Günlük vaka sayısı son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. 1185 de iyileşenlerin sayısı. Durumu ağır olan hastaların sayısında bir miktar artış var. 600'ün üzerine çıkmış görünüyor. 617
olarak açıklandı. Hastalığı zatüre oranı, hastaların içerisindeki zatüre oranı ise, bu da son dönemde açıklanan verilerden bir tanesi, %8.2. Son günlerde, son 3 günde hastane yatış oranlarında bir düşüş olduğu dün Bakan Koca tarafından açıklandı. Hastane yatanların oranında %32'lik bir düşüş olduğunu dile getirdi ama ağır hastaların durumunda bir artış olduğuna dikkat çekti. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. Bunun dışında son 3 günde en çok vaka artışı görülen iller de açıklandı. Yine İstanbul, Ankara ilk sırada yer alıyor maalesef. Konya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bunu takip ediyor. Buna ilişkin de vakalardaki artışı bir nebze olsun durdurabilmek adına da çok sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. 81 ilde son günlerde bu denetimler de sıklaştırıldı. Toplu olarak bulunan yerlerde, işte alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafelerde, toplu taşıma araçlarında sıkı denetimler yürütülüyor. Bu bir süre daha bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. 81 il valiliklerine gelen talimat bu yönde. Bugün de yarın da bu şekilde bu kontrollerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii en çok merak edilen konu aslında okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Çünkü vaka sayısında bir artış söz konusu. Bu konuyla ilişkin son günlerde birçok senaryo konuşuluyor. Aslında daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bir takvim vardı. 17 Ağustos'ta özel okullar telafi eğitimlerine başlayacaklar. 31 Ağustos'ta tüm okullar açılacak denmişti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ama son günlerde vaka sayılarının artmış olması, özellikle bayram sonundaki etkilerin bir sonraki hafta, yani önümüzdeki hafta görülmeye başlanacağı beklentisi bu konuda bir değişikliğe gidilmesini gündeme getirdi. Bugün gözler bilim kurulunda olacak, bilim kurulu toplanacak bugün ve oradan çıkacak karara göre Milli Eğitim Bakanlığı takvimini belirleyecek. Aslında dün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Aslında nihai bir aşamaya gelindiğini belirtti okulların açılması konusunda ama bilim kurulunun vereceği kararın ardından netlik kazanacağını söyledi. Bu yüzden bugün gözler bilim kurulunda olacak. Bilim kurulu bu konuda nasıl bir tavsiyede bulunacak, bu merak konusu. Birkaç aslında senaryo var. Öncelikli olarak yüz yüze eğitimin başlaması bu senaryolardan bir tanesi ki buna ilişkin aslında takvim belirlenmişti. Bunun dışında elbette uzaktan eğitim diğer senaryolardan bir tanesi olarak belirtildi ki geçtiğimiz ikinci dönemi, okulun ikinci dönemini neredeyse bu şekilde tamamladı öğrenciler. Bir de seyreltilmiş bir senaryo söz konusu. Orada da bazı günler uzaktan eğitim, bazı günler yüz yüze eğitim şeklinde öğrenci sayısını ikiye bölerek sınıflardaki ortamı biraz daha rahatlatarak böyle bir planlama konuşuluyor. Bunun gibi birçok senaryo var aslında. İşte ama bugün bilim kurulu ne karar verecek? Belki okulların açılmasını bir müddet öteleyebilirler. Çünkü vakaların giderek artabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu nedenle bugün gözler bilim kurulunda olacak. Saat 17'de toplanacak bilim kurulu. Sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları olacaktır. Yazılı da olabilir. Çünkü buna ilişkin de bir gelişme söz konusu. Genelde sözlü yapılıyor ama yazılı bir açıklama da gelebilir. Bugün Ankara'da önemli bir heyet var. Libya heyeti. Libya Kalkınma Bakanı El Cüheymi ve beraberindeki heyet Ankara'da olacak. Aslında uzun süredir yürütülen görüşmelerin neticesi olarak değerlendirilebilir. Umarız neticedir. Zira daha önce Türk müteahhitlerinin Libya'dan alacakları konusunda belli bir aşamaya gelinmişti. Ancak ardından Libya'daki olaylar başladı. Sonrasında ise işte bu pandeminin patlaması, Libya'daki durumun genişlemesi nedeniyle iki ülke arasındaki görüşmeler sekteye uğramıştı ama bugün yeni bir aşamaya geçilecek gibi görünüyor. Cüheymi beraberindeki heyetle birlikte bugün Ticaret Bakanlığı Ruslar Pekcan ve Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu'yla bir araya gelecek. Gündem elbette hem Türk müteahhitlerini alacakları ki 2,5 milyar doların üzerinde bir alacaktan bahsediyoruz. Hem de Libya'nın yeniden yapılanması ve Türkiye'nin bu konuda Türk müteahhitlerinin bu konuda nerede olacağı, yani Türk müteahhitlerinde buradan hangi rol biçileceği, bunlar konuşulacak. Tabii Libya'da ciddi bir iç savaşın ardından yeniden bir kalkınma hamlesi gerekiyor. Bu nedenle ciddi bir çalışma yapılması planlanıyor ve burada da Türk firmalarının yer alması düşünülüyor. İşte bugünkü toplantıda da
buna ilişkin bir yol haritası belirlenebilir. Uzun zamandır dediğimiz gibi iki ülke arasında farklı vesilelerle yapılan görüşmeler vardı ve belli bir neticeye de gelinmişti aslında. Ve bugün belki bir son netice çıkabilir ya da yeni bir aşamaya geçilebilir. Bu nedenle bu görüşmede önemli olacak. Bugün gerçekleşecek. Muhtemeldir ki konuya ilişkin bakanlık kaynakları da gün içerisinde bir açıklama yapacaktır. Bir yandan da bunu takip ediyoruz. Tabii yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Murat'a teşekkür ediyoruz. Anka gündemini aldık. İngiltere'den birkaç rakam açıklandı. Onları tekrar verelim size. Sanayi üretiminde yıllıkta %20'lik daralma vardı bir önceki periyotta. Bu rakam %13 seviyesinde bekleniyordu. %9,3 olarak açıklandı sanayi üretimi. Toparlanma var diyoruz. İngiltere büyüme rakamı da açıklandı. Aylık olarak baktığımızda %1,8 olan bir önceki büyüme rakamı %8,7 olarak açıklandı. Yıllıkta %24'lük daralmadan %16,8'lik daralmaya doğru toparlanmış oldu. Çeyreklik periyotta ise %19,1'lik küçülmeden %20,4'lük küçülmeye evrilmiş olarak görülüyor İngiltere rakamları. Sterlin grafiği geldi. 1.30.50 seviyesini gördük. 1.30.20'li seviyelerden yaklaşık bir 30 pip kadar yukarı yönde bir hareket var, yaşanmış ama günün daha yüksek seviyeleri günün ilk saatlerinde de görülmüş. Şimdi Asya'ya uzanacağız, Pekin'e uzanacağız. Sadi Kaymaz bize Asya'nın uzak doğunun gündemini aktaracak. Evet, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Kapalı, yağmurlu bir havadan iyi yayınlar dilerim Pekin'den. Şimdi hava burada kapalı ama piyasaların üzerinde de kara bulutlar var. Gerçekten Amerika'da kapanışa doğru sert satışlar var biliyorsun. O satışlar bu taraflara sirayet etmiş durumda. Güney Kore'den azından sabah seansına baktığımızda 7 günlük yükseliş serisi bozulmuş gibiydi. Yine Çin'de sert satışlar var. Şangay Bileşik sabah seansında ve öğleden sonraya başlarken %2 civarında kayıplardı. Şimdi ne oldu diyeceksin. Aslında Senatör McMichael'ın bir açıklaması var. Mali teşvik paketiyle ilgili olarak bir belirsizlik söz konusu. Onun ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla Amerika'da dolayısıyla bunun satışları tetiklediği belirtiliyor. Burada da sirayet etmiş durumda. Japonya'yı artık görüyorsundur. Japonya'da tabii ki yen zayıflıyor. Japon borsasında zayıflayan yeni her daim seviyor. Neden? Çünkü ihracatçıları var. Bir, ihracat kolaylaşıyor. İki, yurt dışından kar elde eden şirketler bunları tekrar ülkelerine getirebiliyorlar. Daha kıymetli olarak tabii getirebiliyorlar. Dolayısıyla yenden destek bulmuş görünüyor. Onun haricinde çok spesifik olarak bugün gündem yoğun değil ama Cuma günü yoğun bir gündem olacak. Onu hemen belirtelim. Uyaralım. Çin'den kilit makro veriler gelecek. Perakende verileri gelecek. Sanayi üretimi gelecek. Sanayi üretimi zaten hızlı toparlanıyordu. Orada yine o toparlanmanın sürmesini bekliyoruz burada ama perakende satışlar en kritik veri olacak. Ona bakıyor olacağız. Çünkü hep daralıyordu. Bakalım pozitif alana geçmiş mi? Geçtiyse ne kadar hızlı geçmiş bunu takip ediyor olacağız. Tabii hafta sonu da önemli. Neler önemli? Faz 1'i Çin ve Amerika telekonferans yoluyla masaya yatıracak. 6 aylık bir değerlendirme, her 6 ayda bir değerlendirme toplantısı öngörülmüştü. Öngörülen toplantıda yapılıyor. Sürpriz yok. Larry Kudlow'un Beyaz Saray ekonomi danışmanının ifadeleri var. Onu hemen belirteyim. İyi gidiyor diyor. Kısaca mealen söyleyeyim. İyi gidiyor diyor. İki tarafta anlaşmaya bağlı ve Çin alımlarını önemli miktarda arttıracak diyor. Tabi burada hep Trump'tan da aynı şeyi duyuyoruz. Hep diyorlar ki Çin önemli miktarda arttıracak ama baktığımız zaman Çin bir türlü o önemli miktarda arttırımı gerçekleştiremiyor ya da gerçekleştirmiyor. Neden gerçekleştiremiyor diyorum. Çünkü salgın vardı. Evet, bir taraftan da örneğin enerji emtialarında fiyatlar çok düştü yılın ilk yarısına baktığımızda. Yine tarım alımlarına baktığımızda Amerikan soyası örneğin sonbaharda satılmaya başlanıyor. Dolayısıyla ilkbaharda Çinliler Brezilya'ya yönelmişti. Dolayısıyla bakalım önemli alımlar, önemli ölçüdeki alımlar gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bana sorarsan tabii seçim sürecinde Çin de bunu stratejik bir ya da taktik bir koz olarak kullanacaktır. Özellikle soya alımlarını, özellikle çiftçilere yönelik olarak tarım alımlarını. Dolayısıyla Trump üzerinde de bir bir kaldıraç kullanmaya çalışacaktır. Onun haricinde bakalım piyasaları izliyoruz. Bugün hava çok iyi değil dediğim gibi.
Piyasalar hareketli diyoruz. TL varlıklarda da ciddi hareketler var. Son dönemde ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası'nın BDDK'nın aldığı tedbirlerle TL varlıklarda bir hareketlilikten bahsediyoruz. Kur sakinleşmiş görünüyor. Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler var. Binin üzerine bir de aşağı haberi geldi. Küresel piyasaları da heyecanlandıran. Dünya Sağlık Örgütü bu aşağı haberine temkinli yaklaşıyoruz dese de piyasalarda mutlaka bir etkisi var. Borsa İstanbul dün %3'ün üzerinde yükselişle kapanmıştı. Bankacılık endeksinde ise %6 yaşayan bir artı kapanış görmüştük. Merkez Bankası hamleleriyle rahatlayan piyasalar Rusya'dan gelen aşı haberiyle coştu. Dolar TL psikolojik eşik olan 7.30'un altına inerken BIST 100 endeksi %3'e, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %6'yı aşan kazanımlar elde etti. Merkez Bankası likidite konusunda bir adım atarak piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri için tanınan limitleri sıfırladı. Merkezin bu hamlesi Borsa İstanbul'da alımları getirirken dolar TL'yi düşürdü. Merkez Bankası'nın TL'de likidite kısıcı hamleleri sonrasında Rusya'dan gelen aşı haberi ise piyasalara ivme kazandırdı. Borsa endeksi %3'ü aşan yükselişlere sahne olurken kur 7.25'in altına kadar sarktı. TL %1'i aşan değer kazancıyla gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha iyi bir performans sergiledi. Ekonomistler TCMB'nin yanı sıra aktif rasyosunun gevşetilmesi, yabancı bankalara swaplarda sınırlamanın gevşetilmesi gibi atılan adımların ve küresel risk iştahındaki canlı seyrin piyasaları hareketlendirdiğini kaydettiler. Ekonomistlere göre önümüzdeki dönemde Merkez Bankası manevra alanı oluştukça faiz indirimleri devam edecek. Piyasalar mevcut seviyelerine teşvik, destek paketleriyle oralardan destek alarak geldi diyoruz bir nebze. Şimdi aşı konusu da gündemde. Mevcut durumda aşı mı yoksa teşvik paketlerinin devamı veya daha büyük noktalarda, daha büyük seviyelerde açıklanması mı piyasaları sürükler? Bu konuda dair bir değerlendirmeyi Doktor Tolga Dağlaroğlu'ndan aldık. Dağlaroğlu, mali teşvik programlarından ziyade artık aşı konusunun piyasaları etkileyeceğini söylüyor. Burada tabii dün bir örneğini yaşadık biz. Rusya'dan gelen haberle birlikte aşının bulunduğuna dair, tescil edildiğine dair bir haber. Piyasaların zaten gündeminde diyoruz. Bulunmasını bekliyoruz zaten. Bir aşı yarışı var diyoruz. Türkiye'de bu aşının çalışmalarını yaptırıyor. O yarışta biz de varız. Powell'ın daha önceki toplantılarında ekonomik aktivitenin gücünü koruması için güven konusuna net bir şekilde vurgu yaptığını, güvenin ise tüketici cephesinde aşının bulunmasıyla birlikte net olarak geri döneceğine dair beyanatlar duymuştuk. Konu önemli diyoruz ama şunu da söylemekte fayda var. Tabii bir beklenti piyasalar için her zaman değişik başlıklarda olacaktır. Fakat beklentinin satın alınması ve gerçeğin satılması gibi bir durumda söz konusu. Bugün sanki evet aşı çalışmaları piyasaların daha çok radarındaymış gibi görünüyor. Ama uzun vadede belki merkez bankalarının parasal teşvikleri, hükümetlerin mali teşvikleri aşı ile birleşirse çok daha farklı bir yere götürebilir piyasaları diyoruz. Şimdi Dağlaroğlu'nun bu konudaki değerlendirmesini izleyelim. Bunların parasal ve mali tedbirlerden daha önemli olan aşının bir an önce bulunması. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalar var. Rusya tarafı izleniyor diye. Şu anda ülkemize baktığımızda 3. sıradayız aşı geliştirme çalışmalarında. Bence en önemli gelişme, piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması, açıklanan parasal ve mali tedbirlerin ben bu noktada çok önemli olmadığını, aşının bulunmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. ABD'de seçimler var. Son yapılan kamuoyu çalışmalarına baktığımızda yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Trump'la Biden arasındaki iş yapış biçimi, ekonomi ve pandemiyle mücadelede maalesef orada Trump Biden'ın çok gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Bazı anketlerde bu %20'lere kadar çıkıyor iş yapış biçimini onaylama, ekonomiye ilişkin alınan kararlarda. Dolayısıyla Trump da çok simultane yaşayan, anlık yaşayan bir siyasetçi. Dolayısıyla burada özellikle iç siyasete yönelik mesajlar
Dolayısıyla burada alınan eylemlerin önemli olacağını düşünüyorum. Gazete manşetleriyle devam edelim. Gazetelerin ekonomi sayfasındaki başlıklara bakalım. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. İki bilezikle kuruldu, dünya markası oldu diyor gazete. Dünyanın ilk %100 elektrikli lastik tekerlekli ekskavatörünü üreten Hidromek'in patronu Bozkurt, "Babam annemin bileziklerini bozdurarak bu firmayı kurdu. Ülkemiz için üretiyoruz. İş makinesinin seri üretimini 2020'de başlayacak." Başkan Erdoğan'ın Gebze'deki TÜBİTAK Mükemmelliyet Merkezi'ni ziyareti sırasında desteğini açıklayıp pazarlama sözü verdiği dünyanın ilk %100 elektrikli lastik tekerlekli ekskavatörünü üreten 42 yıllık Hidromek firmasının baş döndüren büyüme öyküsü herkesin ilgisini çekiyor. Dünyada 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan firmanın yakaladığı başarı sürecini Sabah'a anlatan Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, 1978'de babam, annemin bilezikleri ve dedemin emekli maaşı dışında başka hiçbir sermayesi olmadan bu firmayı kurdu. Bugün biz üretmek zorundayız. Tarımda, sanayide, her alanda üretimin devamlılığını sağlamalıyız demiş. Sabah altında sert düşüş diyor, 2000 doların altında. Piyasanın güvenli liman olarak değerlendirdiği altında son 5 gündür sert düşüşler oldu. Sadece dün %4'e yakın düşüşle ons altın 1940 dolara kadar geriledi. Bugün bu gerilemeyi 1863 dolara kadar okuduk. Güvenli liman olarak adlandırılan altında spekülatif hareketler nedeniyle fiyatlar ani dalgalanmalar yaşıyor. Altının fiyatı bir günde %4'e yakın düşerek 2030 dolar seviyesinden 1940 dolara kadar indi. Altında son 5 günde düşüş de %6'ları aşmış durumda. Altının onsunun bu kadar sert düşmesi gram altına da yansıdı. Gram altın gerileme ile birlikte 451 TL'ye kadar çekildi. Böylece gram altında sadece bir günde 30 liralık bir kayıp da yaşanmış oldu. Anlık değişken fiyatlar nedeniyle kuyumcular da altın tedarikinde zorlanıyor. Rus ve Almanlar otellerin kilidini açtı. Küresel salgın nedeniyle ciddi bir sarsıntı yaşayan turizm sektöründe yurt dışı pazarların birer birer açılmasıyla birlikte toparlanma etkileri de görülmeye başlandı. Türkiye'nin en büyük iki ana pazarı olan Rusya ve Almanya'nın sınırlı da olsa yeniden uçuşları başlatması nedeniyle özellikle sahillerdeki otellere can suyu oldu. Temmuz'da İngiltere ve Ukrayna'dan turistlerin gelişiyle birlikte bazı oteller kapılarını açarken bazıları talebe göre hareket edeceğini bildirmişti. Ağustos başında Almanya ve Rusya'dan uçuşların yeniden başlaması kapalı otellerinde kilidini açtı. Buna göre Ege, Akdeniz bölgesindeki açık otellerin Temmuz ortalaması %40'lardayken bu oran Ağustos'ta %60'lara yükseldi. Merkezden likidi dağıtımı diyor Hürriyet. Merkez Bankası likidi adımlarını atmaya dün de devam etti. Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri için tanınan limitleri sıfırladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada likidi de yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır denildi. Merkez Bankası salgın sonrası normalleşme adımları çerçevesinde geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı. Banka daha önce 7 Ağustos tarihinde açık piyasa işlemleri likidite imkanını yarıya indirmişti. Banka bu son adımıyla ucuz maliyetle sağlanan likiditeyi kısarak TL'yi sıkıştırmak, ortalama maliyeti yükseltmek istiyor. Merkez Bankası'nın likidite imkanlarını azaltıcı adımlar atmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren dolar TL kuru 7.34 seviyesinden 7.24'lü seviyelere geriledi. Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesinin üzerine tırmanan dolar TL rekor tazelemişti. Ayrıca TL yılbaşından bu yana yaklaşık %21 gelirlerken dolar karşısında en fazla değer kaybeden dördüncü para oldu. Brezilya Reali ilk sırada, Güney Afrika Randı ikinci sırada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurda yaşanan hareketlerin ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azaltacağını belirtmişti.
Bir son dakika gelişmesi var, ekranlarınızda görüyorsunuz. Biz de aktaralım. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in adım adım Akdeniz başlığında açıklaması. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre iki boyutlu sismik araştırma için sismik kablo Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun diyor Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Görüntülerde ekranınızda şu anda bakanın sosyal medya paylaşımı. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre iki boyutlu sismik araştırma için sismik kablo Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya paylaşımı ekranınızda. Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre iki boyutlu sismik araştırma için sismik kablo Akdeniz'e indi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya paylaşımını aktardık size. Devam ediyoruz. Hürriyet'le. Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Şimdiye kadar neler yapıldı? Oraya da bakalım. 6 Ağustos tarihinde Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi. Açıklamada Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacaktır denilmişti. 6 Ağustos akşamı bankacılarla buluşuldu. 7 Ağustos'ta haftalık refo ihalesi açılmadı. Piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştü. Sonradan da sıfırlandı. Rusya'dan uçaklar dolu geliyor. Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Türkiye'de Türkiye'ye yönündeki tüm seferlerinin dolu gerçekleştiğini açıkladı. Rusya ile Türkiye arasında havayolu ulaşımının açılmasından bu yana geçen 10 günü değerlendiren havayolu şirketinin sözcüsü, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlarda özellikle İstanbul rekor kırıyor. 1 Ağustos'ta başlayan seferler 1 yıl öncesiyle kıyaslandığında %27 yolcu artışı var. Rusya'dan Türkiye'ye sadece İstanbul değil, uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm havalimanlarına dolu gidiyoruz. 10 günlük istatistiklere göre doluluk oranımız %85 civarında denmiş. Milliyet merkez piyasada etkisini gösterdi diyor. Merkez Bankası'nın dün sürdürdüğü sıkılaştırma adımlarının desteğiyle dolar gerilerken borsa yükselişe geçti. Türk iş dünyası Dübya'nın yanında. Türkiye'nin önemli ticari ilişkilerinin bulunduğu Lübnan'a Türk iş dünyası destek mesajı verirken ülkedeki faaliyeti artırma hazırlığı yapılıyor. Türkiye'nin Lübnan'a 1 milyar dolarlık ihracatı var. Türk iş dünyası önemli ekonomik ilişkileri bulunan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti. Beyrut'taki patlamayla gündeme gelen Lübnan'a Türkiye 2019 yılında 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk-Lübnan ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi için her türlü desteği hazır olduklarını belirterek, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamanın ardından Lübnan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı ile görüşerek, Türk halkı ve iş dünyası adına üzüntülerimizi belirttik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağımızı ve yaşanan bu vahim durum karşısında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik diyor. Takvim kopya site tuzağı. İzole tatil için kiralık villalara ilgi artarken dolandırıcılar kopya sitelerle iş başına geçti. İnternetten rezervasyon yapan pek çok kişi tatil adresine vardığında büyük şokla karşılaştı. Kilometrelerce öteden konaklayacağı villaya gelen tatilciler ya o adreste villa olmadığını ya da aynı anda birden çok kişiye kiraya verildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. Sektör temsilcilerinden açıklamalar var. Özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerinde bu türden olaylar yaşandığını belirtiyorlar. Paralar ödeniyor, geldiklerinde ise olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. İldirimli fiyatlara aldanılmaması yönünde güvenli yerlere başvurulması gerektiğine dair mesajlar var.
günlüğü 5000 lira olan bir villa hiçbir zaman 3000 lira kiraya verilmez. Piyasalarda iyimserlik aşısı diyor Akşam Gazetesi. Virüs konusunda olumlu tedaviler ve Rusya'dan gelen aşıyı bulduk, kullanmaya başladık açıklaması piyasalarda iyimserliği arttırdı. Güvenli liman altında 2000 dolarlık psikolojik sınır yıkıldı. Altının onsu 6 Ağustos'ta 2075 dolara, gram altın fiyatı ise 488 liraya yükselmişti. Gördüğü zirvenin ardından altının onsu dün %3.9'luk düşüşle 1948 dolara indi. Gram altında ise 454 lira seviyesine geri çekilme yaşandı. Gazeteleri gördük. Bir haberimize devam edelim. IMF'den bir değerlendirme var. IMF, ABD ekonomisinin ilave mali destek paketlerine ihtiyaç duyduğunu ve bu yılı %6.6'lık oranla küçülerek bitireceğini düşünüyor. Uluslararası Para Fonu, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin ilave mali pakete ihtiyaç duyduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüsün ekonomi etkisini azaltmak için 2 trilyon doların üzerinde mali teşvik paketini hayata geçirmişti. IMF, genişletilmiş varlık alımları dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası için daha fazla eylem alanı görüldüğünü de bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yıl %6,6 daralmasının ve 2021'de ise %3,9'luk büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada enflasyon ve istihdamın uzun süre hedeflerin altında kalacağına değer verildi. Federal hükümetin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise bu yıl %16'ya yükselmesinin öngörüldüğüne işaret edildi. Bununla birlikte IMF, federal borcun yıl sonuna kadar gayri safi yurt içi hasılanın %100'üne yaklaşacağına dikkat çekti. Vadeli işlemler borsası açıldı. Endeks 30 Ağustos vade kontratında şu an %0.2'lik bir yükseliş var. ABD ekonomisine dair IMF %6.6'lık daralma beklentisini paylaştı. Ama Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman, ABD'de ekonomik daralmanın da ötesinde bir çöküş yaşanıyor, diyor. 3 ay evvelden başlayarak bounce back, normale dönme, yeniden o normalleşme veya kaybedilenleri kazanma sürecinde ülkelerin analizlerini yapacak daha güncel verilere sahip olmaya başladık. Ve bu çerçevede gerek Asya İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, IMF, Dünya Bankası gibi kurumsal yapıların, gerek denetleme ve not verme şirketlerinin, ki bunlar biliyorsunuz objektif olmamalarıyla veya Türkiye sübjektifliğiyle de tanınan şirketler, gerekse bir takım bağımsız uzmanların ve yatırım şirketlerinin araştırma bölümlerinin yaptığı tüm çalışmalarda, tüm projeksiyonlarda, IMF de buna dahil olmak üzere, Türkiye'nin bounce back, yani geriye dönme konusunda herhalde en önde koşan ülkelerin arasında yer alacağı, belki de başında geleceğine dair ortak bir kanaat vardı. Nitekim sizin de belirttiğiniz üzere son dönemlerde birçok indikatörde bir ve beraber iyileşme, normalleşme patikasına doğru bir yönlenme oldu. Elbette düzeltilecek çok unsur, sarılacak çok hasar ve alınacak çok mesafe var. Bütün dünyada olduğu gibi. Unutmayın, bu felakette an itibariyle dünyanın önder, lider, yol gösteren, işaret eden rezerv para sahibi, rezerv paranın patronu Amerika Birleşik Devletleri ekonomik büyüklüğünün 1/3'ünü kaybetti. Bu denli büyük bir tahribat, küçülmenin ötesinde artık bir pörsüme, içeri doğru çökme süreci içerisinde Türkiye maalesef bu yol kazasına girdiğinde, turizm gelirlerinde olsun, büyüme dinamiklerinde olsun, çok iyi bir ivme yakalamış ve Avrupa ve dünya standartlarının ortalamalarının üzerinde bir momentle yoluna devam ediyordu. Nitekim hatırlayınız, Mart'ın ikinci yarısı tamamen kayıp olmasına rağmen, hatırlarsanız birdenbire biz de kapandık. 18 Mart'ta da Sayın Cumhurbaşkanı ilk tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Son 15 gün kayıp olmasına rağmen, yani 2,5 ay içerisinde ilk çeyrekte 4,5 büyüdük. Eğer bu yol kazası Mart'ın son yarısını
heder etmeseydi bunun 5.4 olması işten bile değil. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni projeksiyonlarda da normalleşme sürecinde hızlı koşacağı belli. Bir değerlendirme alacağız. Telefon attığımızda Atı Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık var. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Merhaba Erdoğan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Piyasalar hareketli diyoruz. Borsayla başlayalım. Özellikle bankacılık endeksi birkaç gündür hayli hareketli. Dün %6'nın üzerinde bir yükseliş yaşandı. Bu hareketliliği, borsa cephesindeki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Devamını bekliyor musunuz? Yoksa bu sert son düşüşten sonra beklenebilecek bir tepki mi veriyor şu an için TL varlıklar? Evet Erdoğan Bey, geçtiğimiz haftalarda yoğun satış baskısı altında kalmıştık. Sert satışlar gelmişti. Bizde de küresel piyasalarda da yine var bu satış baskısı. Daha sonra son birkaç gündür de bir toparlama hareketi görmekteyiz endekste. Burada yukarı yönlü hareketler hızlandı. Bunun tepki olduğunu, yani artık dünden itibaren tepkiyi geçti bu. Kalıcı yükselişlere doğru gittiğinin altını çizmekte fayda var. Buna baktığımızda sebepleri de hatırlarsınız ki bu pandemi sürecinin arkasından yaşanan yükselişlerde, yani 82 binlerden 8200'lerden 1200'lere giderken ki yaşanan yukarı yönlü hareketlerde bankacılık endeksinde bir katılım yoktu. Genelde nötrdü ama dün de gelen bankacılık endeksindeki hareketler artık bu yükselişlere bankacılık endeksinin de katıldığını gösteriyor. Burada hem bankacılık endeksi hem de COVID'in aşısının bulunmasıyla ilgili umut verici açıklamalar Rusya tarafından, AB tarafından havacılık sektörünün de artık yanına aldığını görüyoruz. Bu iki sektörün de katkısıyla yukarı yönlü hareketler daha sağlıklı devam eder diye düşünüyoruz. Kısa vadede baktığımızda biz 1120 direnç noktasını kırması durumunda 1150 arkasından 1160 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Burada 1160 direnç noktası önemli. Bunun üzerine çıkarsa geçtiğimiz aylarda birçok kez deneyip 1200 seviyesini kıramadığımız bölgeye doğru yeniden hareketlenme olasıdır diye düşünüyoruz. Şimdi bir miktar pozitif ayrışma da var. BIST %985 seviyesine doğru inerken endeksi oraya iten sebepler neydi? Bugün BIST 100'ü 1100 seviyesinin üzerine iten sebepler ne? Şimdi burada birkaç gün içerisinde nasıl bir değişim var ki ciddi bir toparlamadan bahsediyoruz? Aşırı bir satıştan normalleşmeye mi geçmişiz? Öyle mi değerlendirmek lazım? Yoksa bir iç değer var. Bu iç değer düşüşle birlikte bazı yatırımcılar için alım fırsatı olarak da değerlendirilmiş olabilir mi? Bir de şu aşı konusu. Yani küresel tarafta da artık kapanışlar görmüştük. Yeni heyecan unsurumuz bu. Aşı konusuyla ilgili gelen çalışmalar, oradan gelecek haberler mi olacak sizce? Evet, aslında ikisi de geçerli olacak diye düşünüyoruz. Şimdi yoğun bir satış baskısı yaşanmıştı. Dikkat ederseniz bu yükseliş trendi yaşanırken geçtiğimiz aylarda birçok yatırımcı da bu trende katılamamıştı. Fakat şimdi böyle yoğun bir satış baskısı yaşanınca yeniden yatırımcılarda bir alım iştahı açıldığını görmekteyiz veya maliyet yapma iştahı açıldığını görmekteyiz. Bundan dolayı endeksteki yükselişler hani devam edelim. İlk şıkkı budur. İkincisi de sizin de bahsettiğiniz üzere yine gündem aşı olacaktır. Burada özellikle devlet başkanlarının çıkıp açıklama yapması, dün Rusya tarafından yapılan açıklamalar, AB tarafından yapılan açıklamalar umut verecektir diye düşünüyoruz. Özellikle çok geride kalmış olan, baktığımızda işte bankacılık sektörü çok geride kalmıştı. Özellikle bu virüs çıktığında havacılık sektöründeki büyük yara almışlardı. Bu aşı haberi ve tedavi haberi özellikle bu iki sektörü de pozitif etkileyecektir diye düşünüyoruz. Dediğiniz gibi bankacılık sektöründe ciddi hareketler var. Sadece dün %6'nın üzerinde bir yükseliş gördük. Bu diğer endekslerde aradaki farkın kapanması olarak mı değerlendirilmeli sizce? Yoksa çok ucuzluk söz konusuydu. Düşüşle birlikte bu ucuzluk da bazı yatırımcıları harekete geçirmiş olabilir mi? Devamını bekler misiniz? Ya da bu dönemde piyasayı sürükleyecek olan sektör, bankacılık sektörü olabilir mi sizce? Evet, açıkçası çok ucuzdu bankacılık endeksi. Banka sektörü içerisinde işlem gören bütün şirketlerin ucuz olduğunu görmekteyiz. Bunun bir tepki alımı diyebiliriz. Bunun dışında Merkez Bankası'nın aldığı önlemler ikinci katma değer diyebiliriz.
kurun biraz daha stabillemesi, rahatlaması üçüncü etken diyebiliriz. Bunun önümüzdeki dönemde, yani şunu da altını çizmek lazım. Eğer ki ekonomiler ikinci salgından dolayı durmaz ise bunu engellemek için de yine konu aşıya dönecek. Eğer aşı çıkarsa ve ikinci bir salgın durumu olmaz ise, ekonomiler kapanmaz ise, bankalardaki büyük risk biraz daha rahatlayıp kalkacak diye söyleyebiliriz. Ama hani bunu tam net şu an söylemek için erken. Ama dediğimiz gibi aşı tarafını takip ediyor olacağız. Bankacılık tarafında da 1200 seviyesi önemli bir nokta bankacılık endeksinde. Buralara doğru, arkasından da 1275'lere doğru bir hareketlenme, olumlu hareketlenme devam eder diye düşünüyoruz. Bankacılık sektörü ve havacılık dediniz, bilançolar da geliyor. Bu bilançolarla birlikte dikkatinizi çeken rakamlar var mı? Hangi sektörler beklentinin ötesinde bir performans göstermiş sizce? Evet, aslında baktığımızda özellikle bu Mart ayında ikinci çeyreklerin neredeyse ölü olacağını düşünüyorduk. Beklentiler çok ciddi negatifti. Fakat gelen bilançolara bakacak olursak bu kadar da kötü bir resmin çıkmadığını görmekteyiz. Bu umut verici, ama tabii ki bariz sektörler vardı. Bunlardan bir tanesi havacılık sektörüydü. Burada zaten uçuşlar kapandığı için, ana iş unsuru yapılmadığı için bunun negatif gelinceği belliydi. Ama bu dönemde perakende sektörünün ciddi şekilde yukarı yönlü hareketler yaptığını gördük. Bilançoya da ilk çeyrek ve ikinci çeyrek yansımını görmekteyiz. İkinci çeyrekte yine sanayi tarafında beklentilerin üzerinde, yani negatif bekleniyordu ama daha pozitif bilançoların geldiğini görmekteyiz. Yine telekomünikasyon sektöründe Türkcell, Türk Telekom'da pozitif bilançolar beklemekteyiz. Bunun dışında Ereğli tarafında iyi bir bilanço geldi. Demir çelik sektöründe yavaşlamanın az olduğunu, aslında işlerin daha iyi gittiğini gördük. Bir de beyaz eşya tarafında da bekleyen bir talep varmış. Bunun ciddi şekilde arttığını gördük ve özellikle Euro-Dolar paritesindeki yukarı yönlü hareketler beyaz eşya sektörünü ihracat tarafında desteklediğini görüyoruz. Bunun da rakamlara olumlu yansıdığını görmekteyiz. Aslında bilançolar pozitif şekilde devam ediyor diyebiliriz. O geçtiğimiz 3-4 ay önceki resme baktığımızda beklentilerimizden çok daha iyi durumda diyebiliriz. Merkez Bankası'ndan da bir sıkılaştırma adımı sürecindeyiz. Likidite imkanlarını daralttı. İzlenen bu politikanın orta uzun vadede devamını bekler misiniz? Merkez Bankası'nın attığı adımların gelecek dönem için TL varlıklar üzerindeki etkisi nasıl olabilir? Açıkçası ilk etapta kurun sakinleşmesi TL varlıklarına olumlu yansıdı. Borsa yükselişe geçti, kur geri çekildi. Bu olumlu olarak algılandı. Şu an için küresel piyasalara baktığımızda merkez bankalarında yine genişlemeci hareketlerin hızlı şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Önümüzdeki günlerde stabil hale geldikten sonra bu tarz hareketler tabii ki daha yavaşlayacaktır diye düşünüyoruz. Uluslararası tarafa da bakalım. Şimdi ABD cephesinde bir program beklentisi var. Biraz sürüncelemede kalıyormuş gibi bir görüntü de var. Piyasaları rahatsız ediyor mu diye soracağım. Bir de ABD oyunlarındaki bu yükselişi nasıl değerlendirmek lazım? Yaşanabilecek kısmi bir yükselişten mi bahsediyoruz? Yoksa dip yaşandı, artık daha altı olmayacak, yeni yükselişler de yaşanabilir mi? Bunun piyasalarda rahatsızlık yaratması ihtimali var mı sizce? Evet. Dün aslında ABD piyasaları son birkaç gündür hafif hafif pozitif hareketlerin, yükseliş trendinin içerisinde pozitif hareketlerini sürdürmekteydi. Dün hatta S&P bir ara 3381 seviyesini gördü. Açılışta pozitif de başladı. Fakat akşam biz kapalıyken yoğun bir şekilde bir geri çekilme yaşandı. Bunun ana sebebi sizin de bahsettiğiniz üzere bu mali teşvik paketindeki sürüncede kalma durumu. Belirsizlik durumu. Bu tabii ki belirsizlik uzadıkça piyasalar rahatsız oluyor ve zaten ana beklentisi son birkaç haftadır buydu ABD piyasalarında. Bu uzaymaya başlayınca bir şekilde bir kar satışı, bir rahatsızlık satışı gelmekte piyasalara. Bunu öyle takip etmekte fayda var. Ama çok yoğun bir satış baskısının bu tarafta da, hani küresel bazda bir geri çekilmenin olacağını düşünmüyoruz bu konuyla ilgili. Tahvil tarafına baktığımızda zaten 0.50 seviyelerine kadar geri çekilmişti. Buradan biraz yukarı yönlü hareketler faiz tarafında olasıdır.
0.72 liraya doğru belki bir hareketlenme görme ihtimali yüksek diye söyleyebiliriz. Burada tabii son dönemde bizim hep bahsettiğimiz piyasalar için teşvikler, destekler önemlidir derken aşı çalışmalarının da heyecan yarattığını görüyoruz. Yeni dönem derken yani dünden itibaren diyelim. Aşı konusu daha çok piyasaları heyecanlandıracak bir unsur olabilir mi? Oradan gelecek haberlerle mi piyasaların şekillenmesini beklersiniz? Yoksa bu konuda çoktan satın alınmış bir başlık olabilir mi? Evet, açıkçası bir miktar toparlamalar geldi ama bu aşı konusu ve aşının yani Dünya Sağlık Örgütü tarafından veya otoriteler tarafından kabul edilmesi haberi çok daha olumlu yansıyacaktır. Çünkü neden? Aşı bulunduktan sonra artık böyle bir risk kalmayacaktır. Dünyada ekonomik aktivite daha rahat, daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. İkinci bir dalga şoku psikolojik olarak hem reel olarak hem psikolojik olarak kalkacaktır ve bu iskontolar da piyasaların üzerinden çekilecektir. Kesinlikle aşının bulunması ve bunun otoriteler tarafından kabul edilmesi piyasalara olumlu şekilde yansıyacaktır. Bu virüsten dolayı çok fazla ayrışan sektörler hızlı şekilde toparlayacaktır. Bu risk kalktı diye zaten genel olarak bütün piyasaların üzerinde bu ikinci dalga korkusu var. Bu psikoloji kalkacaktır ve bu iskontolar kalktığı için de piyasalarda yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Onu söyleyelim. Riskli varlıklarda göreceğiz bir sakinlikten aşı haberleriyle yaşanan heyecandan bahsediyoruz ama aynı heyecan başka varlıklarda ters yönde. Ons altında çok sert bir geri çekilme gördük. 1863 dolara kadar bir düşüş yaşandı. Son durumda 1910 doların da aşıldığını görüyoruz. Hayli oynak. Şimdi riskli varlıklarla riskten kaçışın takip edildiği varlıklar arasında bu son günlerde yaşanan ayrışmayı nasıl değerlendirmek lazım? Bu iki piyasanın bize verdiği mesaj farklı yönde mi? Yoksa arada zaten herhangi bir varlıkta yaşanabilecek bir düzeltmeyi de işte altın gibi güvenli limanlarda yaşıyor muyuz? Orada nasıl bir senaryonuz var? Evet, açıkçası altın tarafında geri çekilmeler genelde çok sert oluyor. Belli bir yükselişin ardından geri çekilmeler sert şekilde gerçekleşiyor. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz Mart ayında da yine böyle olmuştu. 1700'leri görmüştü, arkasından hızlı bir şekilde 1450'lere kadar geri çekilmişti. Şimdi de bu 2075 dolarlara kadar çıkan bir ons gördük. Arkasından hızlı bir şekilde geri çekilme yaşandı dün. Bugün de sabah biraz devam ediyor ama şimdi toparlama içerisinde. 1860 seviyesi önemli bir destek noktası burada. Buranın altına sarkmadığı sürece bu geri çekilmeleri biz kar satışı olarak algılayacağız. Yani bir trend dönüşü olarak değil de bir kar satışı olarak algılamakta fayda var. Çünkü dünyada hala bütün merkez bankaları, neredeyse büyük rezerv paraya sahip olan merkez bankalarında genişlemeci para politikası devam ediyor. Düşük faiz ortamı devam ediyor. Teşvikler, parasal genişlemeler devam ediyor. Bu kadar likit de varken zaman zaman tabii ki örneğin bu aşı bulundu haberleriyle riskten kaçmak için savunduğumuz limanlar ya satış baskısı görebilir ama hala bu likit de devam ederken bu dönemlerde geri çekilme yaşanırsa hani portföylerinde olmayan ve portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için bir miktar belki alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyoruz. Cuma günü Türkiye'den Sanayi Üst Makamı'nı alacağız. Daha sonra Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun kararını bekleyeceğiz. Bu iki konuda nasıl bir beklentiniz var? Gelecek açıklamalar, gelen rakamlar ne yönde beklentiniz var? İlk önce onu da sorayım. Bu beklentinizin piyasa paralelinde nasıl bir sonuç doğurmasını beklersiniz? Evet, sanayi tarafında öncü rakamlar gerçekten pozitif şekilde devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Bakanımızın da açıklamaları gayet olumlu bu tarafta. Türkiye için bir sıkıntı yok. Yani en azından yeşermeye devam ediyor. Bunu söylemekte fayda var. Rakamların olumlu olacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketler bu tarafta devam edecektir diye söyleyebiliriz. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Borsa İstanbul'da gongu duymaya çok az bir süre kaldı. Vadeli tarafa bakayım. Endeks 30 Ağustos vade kontratında şu an %0.28'lik bir yükseliş var.
Piyasa beklentisinde de anketlerde hafif bir artı açılış beklentisini gördük. Bakalım nasıl olacak? Bir miktar belki realizasyon da söz konusu olabilir. Çünkü iki gündür hayli yüksek bir değerlemeden bahsettik. Endekste dün %3'lük bir yükseliş var dedik. Bankacılık endeksinde %6'yı aşan yükselişlerden bahsettik. Kur dolar TL'de 7.27 seviyesindeyiz. Açılış gong. Birkaç saniyemiz daha varmış. Birkaç rakam daha vereyim o arada. Dolar TL'de 7.20'li rakamları görmeye başladık. Son durumda 7.27 seviyesinde bir dolar TL kuruyla karşı karşıyayız. Spot altın hala hareketli. Ons altın hareketli. 1912 dolar 13 dolarları gördü. Orada da oynaklık hayli yüksek diyoruz. Şu an için %0.2'lik bir yükselişi de ons altında gördük. Tahvil tarafında 12.40-14.24 seviyelerindeyiz. Bu Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarının bir sonucu dedik. Merkez Bankası'nın 20 Ağustos'taki toplantısını bekliyoruz. Ama oradan nasıl bir karar çıkar onu da konuklarımıza değerlendireceğiz. Rakamları görüyorum ben BIST 100 cephesinde. Beklendiği gibi bir artı açılış söz konusu BIST 100 için. %0.44'lük yükselişle endeks güne 1114 seviyesinden başladı. Gong'u izleyelim. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sunar. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0.44'lük yükselişle 1115 seviyesinden başladı. Bankacılık endeksine bakacağız, sınav endeksine de bakacağız. Bankacılık endeksinde %0.51'lik bir artı açılış var, 1149 seviyesiyle. Sınav endeks geliyor. Sınav endekste %0.36'lık bir artı açılış gördük. Endeks çarşamba günü işlemlerine 1547 seviyesinden başladı. Tekrar edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1114-1115 seviyesinden güne başladı. %0.44'lük bir yükseliş var. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sundu. Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımları ve bu adımların piyasalar için anlamını Northam Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay'a sorduk. İzliyoruz. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftadan bu yana atılan adımlar aslında TL'deki likiditeyi biraz daha pandemi süreciyle birlikte başlayan gevşemeyi normalleştirmeye dönme yönünde atılan adımlar. Geçtiğimiz haftalar itibariyle özellikle bayramdan önceki iki hafta itibariyle kurda yükselişin biraz daha ivme momentum kazandığını görmüştük yükselişleri ve 7.40 seviyesine varan yükselişler gözlemlenmişti. Şu an itibariyle küresel çapta reel faiz ortamının düşük olduğu bir süreçten geçiyoruz ve ekonomilerde pandemi süreciyle birlikte ciddi bir daralma yaşadı. Bu noktada ekonomileri desteklemek için reel faizlerin devam edecek olması merkez bankalarının biraz daha elini zorlaştırıyor. Çünkü şu an itibariyle faizlerin yükseltilmesi büyümede olumsuz etki yaratması açısından çok da önerilmiyor ve atılması düşünülen adımlardan değil. Bunun yerine merkez bankaları bizim merkez bankamızın attığı adımlar gibi koridorlarla birlikte, alt koridor, üst koridorla birlikte yeni adımlar atıyorlar ve geçtiğimiz haftalar itibariyle Londra piyasasında yaşanan bu swap faizlerindeki 1024 seviyesine varan yükselişler sonrasında TL'deki likidite sıkışıklığının ön plana çıktığını görmüştük. Bu sorunun giderilmesinin hemen akabinde aslında kurdaki volatilitenin arttığını gördük. Bu noktada Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adımlar TL'deki sıkılaştırmayı destekleyecek adımlar. Bu adımlarla birlikte TL'nin fonlama maliyetinin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Özellikle haftalık repo ihaleleri de açmaması TL'deki likiditeyi biraz daha sıkıştırma yönünde atılan adımlar. Bu adımların önümüzdeki günlerde de devamının gelebileceğini düşünüyoruz bu noktada. Kurda bu seviyelerin kalıcı olmaya devam etmesi halinde. Konuğumuzla devam edeceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakkı Öztürk'le birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Erdoğan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Merkez Bankası ile başlayalım mı? Merkez Bankası'nın toplantısını da bekliyoruz ayın 20'sinde ama öncesinde piyasalar için önemli adımlar geldi.
Bu adımların anlamını soracağım size. Merkez Bankası ne demek istiyor, ne yapmaya çalışıyor? Bu adımların sonrasında reel ekonomiye bu kararların etkisi ne olabilir? Piyasalara bu kararların etkisi ne olabilir sizce? Tabii son 3 haftadan beri tabii kurda bir oynaklık vardı. Hızlı bir şekilde 6.85'lerden 7.40'lara kurda bir yukarı hareket oldu. Tabii böyle bir durumda Merkez Bankası bir harekete geçmesi gerekiyordu bir şekilde. Dolayısıyla yani tabii ki hem düşük faiz hem de genişleyici politikalar uyguluyordu. Tabii ki burada TL'nin cazibesini arttırmak için hem de kurdaki oynaklığı azaltmak için bir miktar sıkılaşmaya gidiyor. Hem likiditeyi kısıyor piyasadaki hem de TL'nin değer kaybı yüzünden örtülü de olsa bir faiz arttırımı yapıyor. Yani aslında ağırlıklı ortalama fonlama faizini arttırıyor. Yani en son işte bundan bir ay önce falan ağırlıklı ortalama fonlama faizi her ne kadar politika faizi bir haftalık repo %8.25 iken ağırlıklı ortalama fonlama faizi 7.40'lara kadar düşmüştü. Dolayısıyla şu an baktığımızda ağırlıklı ortalama fonlama faizi 8.40'lara kadar yükselmiş durumda. Şimdi bundan sonra tabii ki Merkez Bankası eğer ki kurdaki oynaklığı, volatiliteyi kontrol altına alınabilirse bu şekilde biraz daha belki ağırlıklı ortalama fonlama faizini işte koridorun üst bandı olan 9.75'lere kadar da çıkartabilir. İlk tarafta onu yapacaktır ama tabii eğer ki yeterli olmazsa ondan sonra Merkez Bankası'nın kullanabileceği, geçmişte de kullandığı geç likitte penceresi var. Piyasayı geç likitte penceresinden de fonlayabilir. O da %11.25. Ama tabii ki burada önemli olan yani Merkez Bankası bir politika değişikliğine mi gidiyor? Yani kalıcı olarak yıl sonuna kadar. Yoksa bunu geçici bir süre için mi yapıyor? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Aslında Merkez Bankası işte 20 Ağustos'ta toplantı. 20 Ağustos'taki toplantısında bunu da açıklarsa iletişim açısından, piyasalara güven verme açısından çok önemli olacaktır bence. Yani dolayısıyla eğer ki biz işte derse ki yıl sonuna kadar biraz daha yani sıkılaştırmaya gidiyoruz. Hem piyasadaki likiditeyi yavaş yavaş azaltacağız hem de ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükselteceğiz veya işte bundan sonra eğer bir oynaklık olursa ne gerekiyorsa yapacağız diye piyasalara bence bir iletişim açısından bir sinyal vermesi lazım. Yani şu an için bilmiyoruz. Şu an işte gördüğümüz sadece kurdaki oynaklık yüzünden, volatilite yüzünden işte Merkez Bankası'nın bir nebze adımlar attığı, dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükselttiği ama bunu geçici bir süre için mi yapıyor? Daha yıl sonuna kadar kalıcı bir süre için mi yapacak? Bence iletişim açısından, piyasalara yön vermek açısından önemli olacaktır. Ama tabii artık bundan sonra Merkez Bankası tabii ki çok hızlı şekilde faizleri düşürdü %8.25'e kadar. Tabii ki şu anki enflasyonda %11.7 civarında. Burada tabii ki beklentiler çok önemli. Enflasyon beklentileri de piyasanın hem yıl sonu hem de 12 ay sonrası için %10 civarında. Dolayısıyla tabii ki Merkez Bankası'nın TL'ye istikrar kazandırmak için yani bir miktar hem örtülü de olsa veya belki yeterli gelmezse politika faizini de artırabilir. TL'ye güven kazandırmak için bunları yapmak durumunda kalacak gibi gözüküyor. Kararlar kalıcı mı, geçici mi bunu göreceğiz. Merkez Bankası'ndan bu anlamda bir mesaj bekliyorsunuz sözlü yönlendirmeyle, iletişimle. Peki sizce Merkez Bankası bu kararları alırken gelecek dönem ekonomik aktivitenin hızına dair nasıl bir beklenti içinde olabilir? Kredi büyüme hızı hayli yüksekti.
Büyümenin öncü verilerinde ciddi toparlanmalar gördük. Cuma günde sanayi üretim rakamını aldık. Siz makroekonomik rakamlardan çıkardığınız sonuçla Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atmasını beklersiniz? Çarklar beklenenden biraz hızlı büyüyor. Bunun enflasyon yaratması gibi bir tehlike var. Bunu da Merkez Bankası önlemeye mi çalışıyor? Yoksa atılan adımlar bugüne kadar ekonomik aktiviteyi beklenen yere getirdi. Daha fazla desteğe ihtiyaç yok anlamında mı okumak lazım? Yani şimdi tabii ki özellikle çok hızlı bir şekilde kredi büyümesi sağlandı. Krediler son zamanlarda çok hızlı bir şekilde arttı. Dolayısıyla tabii ki aynı zamanda enflasyonu tehdit ediyor ve önemli olan da tabii ki cari açığa baktığımız zaman da tabii ki ilk 5 aylık cari açık toplamı 16.7 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası bunları da gözetmek zorunda. Yani sonuçta hepimiz biliyoruz ki kalıcı ve sağlıklı bir büyüme için özellikle enflasyonu düşürmek çok önemli. Yani siz enflasyonu tam anlamıyla düşürmeden, kontrol altına almadan, kalıcı olarak düşürmeden belki kısa süreli büyüme sağlayabilirsiniz. Ama bu büyüme uzun süreli ve kalıcı olmaz. Tabii ki bunları Merkez Bankası da biliyor. Ama tabii aynı zamanda kısa vadede özellikle bu pandemiyle gelen ve arz ve talep şoku var. Dolayısıyla ekonomiyi de bir nebze olsa rahatlatmak istiyor. Ama şimdiye kadar Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalarda enflasyonu biraz daha ikinci plana atmış, büyümeyi destekleyici politikalar olduğunu zaten hepimiz görüyoruz. Ama bundan sonra Merkez Bankası işte bu enflasyondaki yükselişi görüp ve aynı zamandaki cari açıktaki artışı görüp bir politika değişikliğine gidebilir. Ama dediğim gibi bence bunu piyasaya bir şekilde, yani bu işte iletişim açısından çok önemli, piyasaya güven vermek açısından çok önemli, 20 Ağustos'taki toplantıda bunu açık bir şekilde bence anlatması gerekiyor. Güven dediniz, arz ve talep şoku dediniz salgınla birlikte. Şimdi aşı çalışmalarına dair haberler geliyor. Bu şoku bir derece attı dünya üzerinden. Ama mesela ABD için Temmuz ayı ekonomik güven endekslerinde bir miktar gerileme olabilir haberlerini de okumaya başladık. Momentum kaybediyor mu dünya ekonomisi bu bağlamda? Yoksa o kadar büyük teşvikler verildi ki, yani bu teşvikler er veya geç mutlaka sonucunu doğuracak diye mi okumak lazım? Hep güvenin tesisi üzerinden konuşuyoruz. Yani tüketicinin güveni, üreticinin güveni. Bugünün güvenin net olarak tesisi için mutlaka elde net bir aşının olması gerekecek mi? Yoksa bu beklenti bile piyasaları, ekonomik aktiviteyi canlı tutabilir mi size göre? Nereye bakacağız? Ya bence öncelikle tabii ki etkili bir aşının olması çok önemli. Zaten sonuçta biz buraya niye geldik? Yani gelme sebebimiz ekonomik tarafta değil. Aslında bu bir sağlık krizi. Dolayısıyla virüsle beraber gelen bu bir ekonomik krize dönüşmüş durumda. Dolayısıyla buradaki çözüm de bu virüsün ortadan kaldırılması olacaktır. Bence şimdiye kadar tabii ki yapılmış olan bütün dünya tarafından hem merkez bankaları tarafından genişleyici para politikaları hem de hükümetler tarafından atılan mali teşvikler, maliye politikaları tabii ki yapılması gerekiyordu. Çok da olumlu. Ama bence bunlardan daha önemli sizin de dediğiniz gibi ekonomileri kalıcı ve sağlıklı bir şekilde tekrar canlandıracak ne olacaktır? Etkili bir aşının bulunması olacaktır. Tabii ki etkili bir aşı bulunursa eğer, İşte böyle haberler geliyor ama tabii bu aşıların en son işte Rusya'nın açıkladığı bir aşı var ama bunların şu an için ne kadar etkili olacağını bilmiyoruz. Tıp adamları da aynı düşüncede. Dolayısıyla eğer ki böyle etkili bir aşı bulunduğu takdirde ekonomi hem tüketicinin güveni tekrar yerine gelecektir hem reel sektörün güveni yerine gelecektir. Dolayısıyla ekonomiler daha hızlı bir toparlanmaya gidecektir. Dolayısıyla bence buradaki etkili bir aşı çok daha önemli
ve zaten bu duruma gelmemizin sebebi virüs yüzünden. Dolayısıyla virüsü kaldırmak için de ortadan etkili bir aşı gerekiyor. Piyasaları yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Yurt dışı piyasalarda riskli varlıklar tarafında bir patinaj hali var gibi düşünülüyor. Net bir düşüş veya net bir yükseliş, yeni bir yukarı yönde hareket yok. Riskten kaçış varlıklarında ciddi oynaklık var. Petrol fiyatları 45 dolar civarında tutunma çabası içerisinde. ABD için son paket görüşmeleri devam ediyor. Biraz uzuyormuş gibi görünüyor. Onun da rahatsızlığı var. Siz küresel boyutta piyasaların verdiği mesajları ekonomik aktivite, büyüme bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasaların gösterdikleriyle elimizdeki rakamlar örtüşüyor mu? Yoksa bir süre daha varsa o farkın da korunmasını bekleyecek misiniz? Tabii bu şimdi ne zamandan beri konuşuyoruz. Aslında piyasa çok hızlı yukarı gitti. Dolayısıyla reel sektör tam olarak bunu şu an için yansıtmıyor. Ama bildiğiniz üzere tabii ki finansal piyasalar geleceği önceden satın alıyor. Ve dolayısıyla şu anda da en olumlu senaryoyu satın alıyor finansal piyasalar. Yani finansal piyasaların satın aldığı şu anda işte zaten çok bol likitte var bütün dünyada. Çok düşük faiz oranları var. Faiz oranları sıfıra yaklaşmış durumda. Ve aynı zamanda işte bir şekilde bu virüsün ya kontrol altına alınacağı veya işte aşının bulunacağı beklentisiyle finansal piyasalar, özellikle hisse senetleri bütün dünyada yukarı doğru gidiyor. Ama son tabii ki yani son bir haftayı değerlendirirsek bir miktar özellikle bu tabii aşı haberleri ve aynı zamanda altın biliyorsunuz tabii ki çok hızlı yukarı gitmişti. Dolayısıyla çok hızlı yukarı gitti ve aynı zamanda aşı haberleri geldi ve aynı zamanda son işte 2-3 günden beri ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman da 0.50'lere kadar geri gelmişti. O da 0.65'lere kadar çıktı galiba. Dolayısıyla son 3-4 günden beri küresel risk iştahında bir nebze olsun artış var. Hem ABD 10 yıllıkları risksiz varlık olarak kabul edilen satış yedi, hem de güvenli liman olan altın tarafında hem çok kısa zamanda yükselişin bir kar realizasyonu hem de aşı haberlerinin etkisi oldu. O da 2075 dolardan işte 1900 dolarlara kadar geri gelmiş oldu. Ama şu an için benim gördüğüm orta vadede özellikle altın için konuşursam bol likitte sıfır faiz devam ediyor. Özellikle aynı zamanda reel tarafta da baktığımız zaman reel getiriler negatif tarafta. Belli bir sürede bu tarafta kalmaya devam edecek. Dolayısıyla altın fiyatları için ben ne zamandan beri hep olumlu olduğumu söylüyorum. Şu an için bir trend dönüşümü yok orada da. Bir kar realizasyonu var. Yani orta ve uzun vadede tekrar altın fiyatlarındaki yön bu ortamda gözüken kadarıyla yukarı olacaktır. Piyasalarda şöyle bir genel kabul vardı. Faizler uzun bir süre düşük kalacak. Enflasyon olmayacak. Merkez bankaları da gevşek para politikalarını sürdürecekler. Bu ezberi ne kadar koruyabiliriz? Bahsettiğiniz ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş rahatsız edici mi? Arada böyle bir yükselişi görecek miyiz? Ya da siz şu dönemde, önümüzdeki bir yıllık periyot için sormuş olayım. Hangi piyasanın verdiği mesajları daha çok önemseyeceksiniz? Borsa endekslerinin yönü mü bize ekonomilerin gittiği yere dair net mesajlar verebilir? Tahvil piyasası mı? Yoksa riskten kaçış varlıkları mı? Hangi size göre doğru mesajları verebilir? Tabii ki hepsi önemli bunların ama tahvildeki, ABD 10 yıllık tahvillerindeki tabii ki bu ara sıra yükselişler olabilir. Bunların kalıcı olabilmesi için aslında orada en önemli şey nedir? Piyasanın enflasyon beklentilerinin ABD tarafında yükseleceği eğer beklentisi olursa ve bu kalıcı bir şekilde enflasyon yaratılacağına inanılırsa dolayısıyla ABD 10 yıl taraftaki nominal faizler de yukarı gidecektir. Ama şu an için orada öyle bir sinyal göremiyoruz. Daha uzun bir süre, yani belki çok uzun olmasa ama yine de uzun bir süre ABD tarafında şu an için gözüken enflasyonun çok düşük olacağı, dolayısıyla eğer enflasyon düşük olacaksa da
ABD tarafındaki 10 yıllık faizlerde tabii ki ara sıra bunlar hep traderlara trade fırsatı verir. Ara sıra yükselişler, düşüşler olacaktır. Ama kalıcı bir şekilde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin özellikle %1'in üstüne çıkması için oradaki enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi gerekir. Ama şu an içinde öyle bir şey göremiyoruz. Bir konu daha var ki işte küresel gündemin ana maddelerinden bir tanesi diyoruz. Taraflar masadalar, faz bir görüşmesi gözden, elden geçirilmesi sürecindeyiz. ABD ve Çin tarafı görüşüyor. Mesajlar fena değil. Yani böyle gerginliği artıracak mesajlar yok ama Trump ben çok umutlu değilim diyor. Yani çok da bakmıyorum gibi mesaj veriyormuş gibi okunuyor. Buradan yeni bir gerginlik unsuru çıkar mı? Yoksa Trump tırmandırdığı gerginlikte geri adım atabilir mi? Seçim süreci de var. Kasım ayına yaklaşıyoruz günden güne. Bu taraftan küresel piyasalar için, küresel ekonomi için bir risk unsuru ihtimali var mı size göre? Yoksa Trump gerginliği başka boyuta taşımadan seçimde iç politik amaçlarla diyelim, seçmenine mesaj verme amacıyla çok da germeden ama bu süreci dünya içinde fazla risk arttırmadan geçirebilir mi? Şimdi tabii ki burada risk unsuru piyasalar için her zaman var. Bunu önceden de gördük. Ne zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafında ticaret savaşı tarafında gerilim arttığı zaman bunun piyasalara yansımalarını çok net bir şekilde gördük. Öyle takdirde tabii ki küresel risk iştahında azalma oluyor, hisse senetlerine satış geliyor. Diğer taraftan da risksiz olarak kabul edilen ABD 10 yıllıklarına bir alış ve aynı zamanda güvenli liman olarak kabul edilen altın tarafına da bir alış geliyor. Bunu hep gördük. Dolayısıyla bu risk bundan sonra da masada kalmaya devam edecektir. Çünkü biz Trump'ın ne zaman ne yapacağını tabii ki kestirmek çok zor. Bunu kimse de bilmiyor. Ama şunu biliyoruz ki Trump 3 Kasım'daki seçimleri kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Bunun için eğer ki tabii ki bu çok ciddi orada da çalışmalar var. Kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Eğer gerekiyorsa ABD, Çin ticaret savaşı tarafında gerilimi arttırmak gerekiyorsa gerilimi arttıracaktır. Biraz daha tansiyonu düşürmek gerekiyorsa da tansiyonu düşürecektir. Dolayısıyla bence Amerika ve Çin tarafındaki ticaret savaşlarındaki gerilim riski her zaman piyasalar üzerinde bence etkili olmaya devam edecektir. Ve bu tabii ki kısa sürede de sonuçlanacak bir şey değil. Daha uzun süreler bu devam edecek diye düşünüyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakkı Öztürk. Hocam teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Erdoğan Bey. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere, sağ olun. Bilançolar geliyor Borsa İstanbul'da. Bu bilançolar ve bilanço sonuçlarıyla birlikte gelecek dönem beklentilerine dair bir değerlendirmeyi aldık. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın'dan. Altan Aydın, Borsa İstanbul'da hangi sektörlerin öne çıktığını açıkladı. Bankacılık endeksi aslında Türkiye'de hisse senetleri arasında bir değerlendirme yapıldığı sektör olarak en ucuz sektör. Burada özellikle uzun vadeli yatırımın bence ilk kartısı olmalı. Böyle baktığınız zaman da bu tip yükselişlerde başı çekmesi çok olağan. BDDK'nın almış olduğu aktif rasyo gevşemesinin de burada payı var. Önümüzdeki günlerde burada daha başka adımlar ve daha farklı gevşemeler de görebiliriz. En azından piyasada böyle bir beklenti de var. Aşı haberleriyle beraber oluşan iyimserlikle de hem havacılık hem de bankacılık sektörü, yani son dönemin iki underperform eden, endeksin altında seyreden sektörünün çok iyi bir performans gösterdiğini gördük. Dolayısıyla bu aşamada artık biraz daha salgının kontrol altına alınabileceği ve önümüzdeki yani bir sene ve sonrası için en azından bir senelik vadede bir toparlanma beklentisi oluşacaksa yurt dışındaki hisselerle beraber Türkiye'ye bir fon akışı gerçekleşecekse, örneğin bir yabancı yatırımcı grubu gelip burada hisse alacaksa, bana göre almaları gereken ilk hisse başta bankacılık, banka hisseleri oluyor. Bankacılık endeksi. Dolayısıyla böyle günlerde de bu yükselişleri görmek şaşırtıcı değil. Halen çok çok ucuzlar. Ama 3. çeyrek bilançolarını yakından izlemek lazım. Özellikle aktif rasyo düzenlemesi sonrasında bilançolara nasıl etki edecek, bunu net olarak görmek lazım. 2. çeyrek bilançoları
bilanço performansı olarak yani yıllık değişim açısından değerlendirdiğimiz zaman en iyi aslında sektörlerden bir tanesi bankacılık sektörü. İyi gelecek bilançolar. Özellikle yıllık açıdan düşündüğünüzde. O nedenle bu dönemde bilançolar sonrasında böyle bir hareket görmek şaşırtıcı değil. Aksine geçtiğimiz dönemdeki negatif performansı bence biraz daha şaşırtıcı bulmak gerekir. Burada yabancı satışların etkisi mutlaka yüksektir. Yabancı satışlar azaldıktan sonra artık bu değerleme çarpanlarıyla bankacılık endeksinde tek etki bence yabancının geri gelmesi olacak. Zaten yerli yatırımcılarda bankaların ucuzluğu biliniyor. Dolayısıyla bu konuda bir farkındalık var ve orta uzun vadede genelde alınmayan banka hisseleri de özellikle bireysel yatırımcılar tarafından da alınmaya başladı. Dolayısıyla burada bir güven ortamı oluştuktan sonra bankacılık sektörüne ki yabancı tarafında bu sadece henüz oluşmamışa benziyor. Muhtemelen o tarafta da bir fon akışı göreceğiz bankacılık sektörüne. Ben açıkçası bu hareketin kısa vadede değil ama orta vadede devamını bekliyorum. Az önce bahsettiğim potansiyelin içinde en yüksek potansiyele sahip sektörlerden bir tanesi bankacılık sektörü. Özellikle büyük bankalarda yüksek yükseliş potansiyelleri var. Dolayısıyla burada da orta vadeli yatırım için cazip bir fiyatlama görüyoruz açıkçası şu anda. ABD seçimlerinin sadece ABD için önemi yok. Bütün dünyayı ilgilendiren bir başlık piyasalarda yakından takip ediyor. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilim de sadece iki ülke arasındaki bir gerilim olarak okunmuyor. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ve bu iki konunun küresel piyasalara etkisi var. Hangisi daha çok öne çıkıyor? Bunun cevabını TR Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan'dan istiyoruz. Seçimin fiyatlamalarda çok etkin olduğunu söyleyemeyiz. Daha çok salgının birinci planda fiyatlandığını, devamında ise ABD-Çin geriliminin fiyatlandığını daha çok görmekteyiz. Seçime az bir 100 günden az bir sürenin kalmasına rağmen seçimdeki fiyatlamaların şu aşamada biraz daha ikinci, üçüncü planda kaldığını söyleyebiliriz. Ancak seçime yaklaşıldıkça özellikle Biden ve Trump arasındaki farkın da açılması tabii ki seçim fiyatlamalarını önümüzdeki günlerde arttırabilir. Böyle bir durumda bundan piyasalar Biden'ın öne geçme olasılığının artması durumunda olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü nitekim Trump'ın izlediği politikalara baktığımızda daha çok agresif politikalar izlemesi piyasaları tedirgin ediyordu. Dolayısıyla Biden'ın öne geçeceğine yönelik verilerin gelmesi seçim yaklaştıkça piyasaları olumlu etkileyecektir. Tersi durumda ise piyasalarda bir miktar aşağı yönlü hareketler görebiliriz Trump'ın seçime dair öne çıkması durumunda. IMF'nin açıklamaları kapsamında baktığımızda ABD tarafında bir teşvik paketinin gerekli olduğunu ve zaten bunun üzerinde çalışıldığını takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde herhangi bir uzlaşı sağlanamamış olmasına rağmen mutlaka yakın bir zamanda özellikle IMF'nin de açıklamaları doğrultusunda bir uzlaşı sağlanacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan IMF FED tarafına dönecek olursak FED'den de yine piyasaya dair likiditeyi artıracak adımların atılmaya devam edildiğini, özellikle yeni tahvil alımları yaptığını yine görmekteyiz. Özellikle borsada işlem gören belli şirketlerin daha çok tahvillerini almaya başladığını geçtiğimiz günlerde takip etmiştik. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, özellikle IMF'nin açıklamaları doğrultusunda değerlendirdiğimizde aslında ABD'nin bu kapsamda, özellikle de Fed'in bu kapsamda aksiyon almaya devam edeceğini önümüzdeki günlerde söyleyebiliriz. ABD Hazine Bakanı'ndan ABD borsalarında işlem gören yabancı şirketlere dair bir uyarı geldi. İçinde Çinli şirketlerin de olduğu borsada işlem gören şirketlere muhasebe standartlarına 2021 yılına kadar uyun, yoksa borsada işlem görmeyeceksiniz mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e bir darbe de borsa üzerinden geldi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kurallara uymayan Çinli şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri borsalarından çıkarılacağını söyledi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den geldi. Mnuchin, Amerika Birleşik Devletleri'nin muhasebe standartlarına uymayan Çinli ve diğer ülkelerden şirketleri 2021 sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri borsalarından çıkaracaklarını bildirdi. Gelecek yılın sonunda tüm şirketler aynı muhasebe kurallarına uyacaklar veya borsalardan çıkarılacaklar dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e ilk uyarı geçen hafta gelmişti. SEC'ye Çinli şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri şirketleriyle aynı muhasebe standartlarına sahip olmalarını sağlamak için harekete geçme tavsiyesi verilmişti. Dünya Bankası Türkiye'nin salgın dönemindeki performansına tam not verdi. Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nun Ağustos 2020 sayısında Yelkenleri Ayarlamak başlığıyla yayınlanan raporda Dünya Bankası salgın döneminde virüsün yayılmasına karşı Türkiye'nin daha hızlı aksiyon aldığını ifade ediyor. Dünya Bankası Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine tam not verdi. Banka salgın döneminde virüsün yayılmasına karşı Türkiye'nin daha hızlı aksiyon aldığını söyledi. Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nun Ağustos 2020 sayısını Yelkenleri Ayarlamak başlığıyla yayınlayan Dünya Bankası, Türkiye'nin salgın dönemindeki performansını değerlendirdi. Türkiye'deki ekonomik beklentilere ilişkin analizlerinin sunulduğu raporda, Türkiye'nin ülkeler arasındaki karşılaştırmalar ışığında virüsün yayılmasını ve olumsuz sağlık etkilerini nispeten daha hızlı kontrol altına aldığı ifade edildi. Salgın krizinin ekonomik etkilerinin oldukça ciddi boyutlara ulaştığına işaret edilen raporda, salgın döneminde hükümet tarafından alınan hızlı ve etkili önlemlere atıfta bulunuldu. Salgın şokuyla 3.3 milyon kişinin yoksulluğa sürüklenebileceğinin vurgulandığı raporda, bu rakamın 4'te 3'ünün hedefli sosyal destek programlarıyla yoksulluktan kurtulabileceğine işaret edildi. Küresel ölçekte bankaların salgın nedeniyle batık krediler için ayırdığı karşılıklar 2008 krizi sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Avrupa bankaları 56 milyar euro, ABD bankaları 76 milyar dolar olmak üzere toplamda 139 milyar dolarlık batık kredi karşılığı ayrılmış durumda. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını uluslararası bankaları da olumsuz etkiledi. Uluslararası bankaların salgın nedeniyle batık krediler için ayırdığı karşılıklar 2008 finansal krizi sonrası en yüksek düzeyine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 15 bankası öngörülen batık krediler için toplamda 76 milyar dolar ayırırken Avrupa bankalarında ise bu rakam 56 milyar euro oldu. Citigroup verilerine göre söz konusu bankaların 139 milyar dolar değerindeki toplam kayıp kredi karşılıkları 2008 finansal krizindeki 189 milyar dolar düzeyinden sonraki ikinci en yüksek seviyede. Daha fazla bankayı inceleyen Accenture danışmanları ise batık kredilerin oluşturacağı kayıpların 2022 sonunda 880 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Öte yandan JP Morgan, ikinci çeyrek sonuçlarına göre 998 milyar dolarlık toplam borç portföyünden 1.6 milyar dolar sildi. Mortgage kredisi sağlayan İngiliz Lloyds ise geçen 3 yılın ortalamasına oranla daha düşük seviyede kalsa da yılbaşından bu yana 38.4 milyar sterlinlik küçük kredi portföyünden sadece 10.5 milyon sterlinlik borç sildiğini açıkladı. Salgın fakirliği körüklüyor. Binlerce insan hasta oldu. Binlerce insan vefat etti, öldü. Can kaybı da yüksek. Bunun bir ekonomik karşılığı da var ama salgından her toplum eşit derecede etkilenmedi. Özellikle gelir düzeyi düşük toplumlarda, ülkelerde salgının etkisi çok daha negatif oldu. Dünya çapında 100 milyon civarında kişiyi yoksulluğa mahkum etti koronavirüs salgını. Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Hindistan, Nijerya, Etiyopya'da milyonlarca kişi yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. 736 milyon kişi dünya çapında aşırı yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. Günde yaklaşık 2 Amerikan dolarıyla kendilerini ve ailelerini hayatta tutmaya çabalıyorlar. Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Hindistan, Nijerya ve Etiyopya. Koronavirüsü salgınıyla birlikte aşırı yoksulluğun kronikleştiği 5 ülke gecekondularda yaşamaya çalışıyorlar. Temiz suya ulaşma şansları yok. Sağlık hizmeti alamıyorlar. Eğitim imkanları da yok. Tüm olumsuzlukları daha da derinleştiren faktör ise işsizlik. Afrika'da durum çok kritik. Yoksul ülkelere yabancı yatırımları da durunca işsizlik yükseldi.
Koca kıtada son 25 yılda elde edilen tüm kazanımlar yitirilmek üzere. Tarımdan sanayiye üretim hatları durdu. Uzmanlarsa umutlarını aşı ve ilaç çalışmalarına bağlamış durumda. Etkili bir aşı ya da ilaç bulunup yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılmazsa durum daha da vahim olabilir uyarısını yapıyorlar. Özellikle Afrika'da alarm zillerinin çaldığını vurguluyorlar. Son haberimiz İngiltere'den. Yayının başında İngiltere'nin büyüme rakamını aldık. %20'lik küçülmeden bahsediyoruz. Önce Brexit, arkasından salgın İngiltere ekonomisini de olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle İngiltere'de 730 bin kişinin işini kaybettiği belirtiliyor. Koronavirüs salgını İngiltere'de derinden hissediliyor. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri durumu gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmalara göre salgın döneminde yaklaşık 730 bin kişi işinden oldu. Raporda yalnızca Haziran ayında 114 bin kişinin işini kaybettiği belirtildi. Üstelik pandemi dönemindeki işten çıkarmalar ülkenin işsizlik verilerine yansıtılmıyor. İngiliz hükümeti işten çıkardığı işçileri ücretli izin programlarında bekletiyor. Uzmanlar hükümetin bu durumu Ekim sonuna kadar sürdürmeyi planladığını söylüyor. İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9.4 milyon kişi hükümetin ücretli izin programından yararlanıyor. Paranın rotasının sonuna geldik. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra emtia notlarına devam edeceğiz.